Sevgili gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi fiil çekim eklerini hep birlikte işleyeceğiz. Nedir hocam fiil çekim ekleri? Zaman ve şekil ekleri, yani dil ekipleri, şahıs ekleri, soru eki ve ek fiil ekleri olmak üzere fiillerimize gelen 4 tip çekim eki bulunmaktadır. Haydi hep birlikte bu çekim eklerin neler olduğuna bakalım. Öncelikle dilimizde fiiller çekimli halde bulunur. Yani siz cümlelerin içerisinde fiilleri çekimli halde görmektesiniz. Aksi halde zaten bir fiilin cümlede yüklem olması kesinlikle düşünülemez. İkinci, tekil şahıs emir çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alarak çekimlenmektedir. Sen gel dediğimde burada herhangi bir kip eki görmüyorum. Ancak bu da bir kip fiil çekimidir, bunu unutmuyoruz. Fiil çekim ekleri fiil kök ya da gövdelerine eklenerek fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını belirten eklerdir. Şimdi tekrar bakalım neleri işleyeceğiz. Zaman ve şekil eklerini, şahıs eklerini, soru ekini ve ek fiil eklerini hep birlikte halledeceğiz. Öncelikle haber kiplerinden başlıyorum arkadaşlar. Haber kipi bir diğer adıyla zaman kipi demektir. Kip lütfen unutmuyoruz. Nedir bu haber kipleri? Geçmiş zaman, iki tane geçmiş zaman vardır Türkçemizde. Bilinen ve öğrenilen geçmiş zaman. Buna duyulan geçmiş zaman da diyebilirsiniz. Buna görülen geçmiş zaman da diyebilirsiniz. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman şeklinde dilimizde 5 tane haber kipi bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi bu haber kiplerinin neler olduğunu beraber görelim. Öncelikle bilinen geçmiş zamandan başlıyoruz. Ekimiz nedir? The, di, du, dü. Tabii bu ek sert ünsüz benzeşmesi kuralına tabi olduğunda karşımıza tı, ti, tu, tü şeklinde de çıkmaktadır. Yani biz bu eki 8 farklı şekilde görebilmekteyiz. Fiil kök veya gövdesine gelerek görülen, şahit olunan veya bilinen geçmişe ait bir işin anlatılmasını, hikaye edilmesini, haber verilmesini sağlayan ektir. Nasıl karşımıza çıkmakta? Geldim. Bakın, gelmek bir fiildir. Şurada di şeklinde gördüğünüz görülen geçmiş zaman eki, şuradaki me ise arkadaşlar şahıs ekidir. Okumadın derken şuradaki dı, yürüdü, şuradaki dü eki, koştuk, aman bak dikkat et. Şurada ş, sert bir ünsüz olduğu için d şeklinde karşıma çıkmaz. T şeklinde karşıma çıkar dı ekinin sesi, koş, tuk. Şurada tu diye gördüğün ek görülen geçmiş zaman eki, şuradaki k ise şahıs ekidir. Söylediniz derken di, ağladılar derken dı ekleri görülen geçmiş zaman kip ekleridir. Evet, burada önemli bir notumuz var gençler. Tarihi kesinlik ve kesinlik taşıyan olaylarda anlatıcı olayı görmese de görülen geçmiş zaman kip ekini kullanır. Benim Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihi, ilan edildiği zamanı görme, bilme gibi bir şansım yok. Ancak bu tarihi kesinlik bildiren bir ifade olduğu için burada da görülen geçmiş zaman kip ekini kullanabiliyorum. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir aslında. Ancak ben ne yapıyorum, bunu edildi şeklinde ifade edebiliyorum. Çünkü tekrar hatırlatıyorum, tarihi kesinlik taşıyan olaylarda anlatıcı görmese de görülen geçmiş zaman kip ekini kullanabilir. İstanbul 1453'te fethedildi. Var mı aranızda 1453'ü gören, şahit olan? Tabii ki yok. Fethedildi derken arkadaşlar tarihi kesinlik taşıyan olayda görülen geçmiş zaman kip eki kullanılır. Şimdi gelelim öğrenilen geçmiş zaman kip ekine. Ekimiz mış'tır. Büyük ünlü uyumuna göre 4 farklı şekilde karşımıza çıkmakta. Mış, miş, muş, müş şeklinde. Fiil kök veya gövdesine gelerek görülmeyen, şahit olunmayan ve bilinmeyen geçmişe ait başkasından duyulan bir işin anlatılmasını sağlayan ekimiz görülen geçmiş zaman kip ekidir. Uyumuşum, konuşmuşsun, sevmemiş, bakın eklerimizi görüyorsunuz, durmuşuz, bilememişsiniz, almışlar. Evet, bunlar genel itibarla başkasından size aktarılan tarihi ifade etmekte kullanılan ekler. Ancak bunun dışında kullanım alanları da var. Mesela cümleye farz etme anlamı katabilir. Çay içen var mı diyorlar, ben de evet, ben bir çay tiryakisiyim diyormuşum derken arkadaşlar, burada cümleye farz etme anlamı katmıştır. Eklerin cümleye kattığı anlamları bilmek önemli. Çünkü ÖSYM bazen şu ek şu cümleye hangi anlamı katmıştır gibi sorular yöneltebiliyor bize. Sonradan fark etme anlamı katabilirmiş. Başkasından duyma söz konusu olmazmış böyle durumlarda. Bakalım. Yani kendi yaşadığın bir şeyi sonradan fark ediyorsun ve orada da öğrenilen geçmiş zaman kip ekini kullanıyorsun. Dün çok yorulmuşum.
Dün yorulan sen misin? Evet. Yani bu olayı yaşayan birebir sensin. E şahit olmuşsun. Ancak cümleye sonradan duyulma anlamını kazandırabilmek için yine öğrenilen geçmiş zaman kipekini kullanmak durumundayız. Senin boyun ne kadar da uzamış. Evet, adam karşında büyüyor ama ne yapıyorsun? Senin boyun ne kadar da uzamış diye bu durumu sonradan fark ettiğini ifade ediyorsun. Anlam kayması sonucu yoreki yerine de kullanılabilir. Nasıl bir şey aramıştınız? Gittiniz mağazaya. Aslında bir şey arıyorsunuz o an. Yani eylem şimdi gerçekleşiyor. Ancak yorekinin yerine mış ekini, yani öğrenilen geçmiş zaman kipekini kullanabilmekteyiz günlük hayatımızda. Ancak bu durumda anlam kayması olur. Lütfen buna da dikkat edelim. Nasıl bir şey aramıştınız? Zaman anlamını yitirip yapım eki, yani sıfat fiil eki olarak kullanılabilir. Sıfat fiil eki olarak kullanıldığında dikkat etmek zorundayız. Arkadaşlar, fiilimsiler fiiller gibi kip ve şahıs eki almazlar. Lütfen dikkat edin. Başlanmış işi bitirmelisin. Ya bu arada şunu da hatırlatayım size. Eğer bir sözcükteki mış ekinin sıfat fiil eki mi yoksa fiillere getirilen kip eki mi olduğunu karıştırıyorsanız lütfen şuraya dikkat edin arkadaşlar. Sıfat fiil ekini almış olan sözcük cümlede ya sıfat görevinde kullanılır ya atlaşmış sıfat görevinde ya da kalıcı bir isim olma görevinde kullanılmış olabilir. Fiiller ise iş, oluş, hareket bildirirler. İşte buradan biraz önce bahsettiğim ayrımı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Başlanmış işi bitirmelisin. Bak şurada başlanmış kelimesi var. Hocam bakıyorum burada bir fiil gövdesi görüyorum ben. Sonra mış eki gelmiş. Evet, aynı kipekleri gibi fiillere geldi. Ancak zaman mı bildiriyor? Bak bakalım. Başlanmış iş. Hayır, zaman bildirmiyor hocam. Nasıl iş? Başlanmış iş diyerek iş isminin sıfatı olmuş. Fiiller sıfat olmaz. Fiilimsiler sıfat, fiiller sıfat olabilir. Lütfen dikkat et buraya. Bu yazıyı okumaya dün başlamış dediğimde ise bak burada mış artık zaman ifade ediyor. Eylemin geçmişte başladığı anlamını görebilmektesin. Şimdi geçelim şimdiki zaman ekimize ve yor ekine. Fiil kök veya gövdesine gelerek halen yapılmakta olan bir işin anlatılmasını sağlayan ekimiz şimdiki zaman kip ekimizdir. Yani eylemin şu an gerçekleştiğini ifade eden ektir. Alışveriş yapmaya gidiyoruz. Eylem şu an gerçekleşiyor. Film başlıyor. Bak şu an başlıyor. Ancak dikkat etmemiz gereken ufak bir nokta var. Bazen makta, mekte ekinin de şimdiki zaman kip ekinin yerine kullanıldığını görebilmekteyiz. Şu an kullandığım gibi arkadaşlar makta, mekte de şimdiki zaman ekinin yerine kullanılabilir. Kitap okuyorum yerine kitap okumaktayım. Bu gelenekler orada da hala yaşamakta. Bak yaşıyor yerine yaşamaktayı kullanabilirsin. Bu ekle ilgili dikkat etmemiz gereken iki tane önemli unsur var. Yor eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bazen kendiliğinden büyük ünlü uyumuna uyduğu görülmektedir. Ancak kendisini bu uyumlara uymak için değiştirmez. Yani yor ekini sen yör diye göremezsin. Ama biraz önce mış ekini miş, muş, bak dört farklı şekilde görmekteydin. Geliyor derken büyük ünlü uyumuna uymaz. Sevmiyor derken büyük ünlü uyumuna uymaz. Son dikkat etmemiz gereken şey bu ekle ilgili. Yor eki arkadaşlar ünlü daralmasına yol açan bir ektir. Yor eki kendisinden önce gelen A ve E ünlülerini daraltır ve onları I, I, U, Ü seslerine çevirir. Ve şimdiki zamanın olumsuz çekiminde her halükarda MMA ekinde bakın ne var arkadaşlar? A, E sesi var. Doğal olarak bu yor ekinden dolayı daralacaktır. Yani şimdiki zamanın olumsuz çekimlerinin her birinde aslında ünlü daralması vardır diyebiliriz. Bakalım şimdi örneklerimize. Başlıyor. Bunun normalini yazalım. Baştan başlamak, sonra da başla yor olacaktı. Yor eki şuradaki A'yı daralttı ve I'ya çevirdi, başlıyor. Gelmiyor. Aslında gelmiyordu çünkü olumsuzluk ekimiz M'ydi arkadaşlar burada. Gelmiyor oldu. İlerliyor. İlerlemektir bunun aslı. İlerliyor şeklinde ünlü daralması var. Ancak şuraya dikkat etmekte fayda var. Çünkü koşuyor kelimesinde ünlü daralması yoktu. Her ne kadar yordan önce bir U sesi görseniz de sanki bu size ünlü daralması varmış hissiyatını uyandırmakta. Ancak arkadaşlar kelimeyi ekine köküne ayırdığımızda aslında kelime kökünde ya da ekinde mevcut olan bir AE sesinin ÖI'ye dönüştüğünü görmüyoruz burada. Burada neyi görüyoruz? Türkçe'de iki ünsüz yan yana gelmez, araya bir tane
ünlü girer kaynaştırma önlüsü. İşte buradaki mesele bu. Yani burada ünlü daralması yoktur arkadaşlar. Gelecek zaman tipekiyle devam ediyoruz konumuza. Ekimiz acak ecek eylemin ileriki bir zamanda gerçekleşeceğini bize bildiren ektir. Oraya gideceğim ve onu göreceğim derken bak ecek, ecek ekleri. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe'de ses olaylarından bir tanesi de ünsüz yumuşamasıdır. K ünsüzüyle bittiği için bu ekimiz bazen ünlüyle başlayan bir ek aldığında ki şuralarda örneğini gördüğünüz gibi şu K yumuşak G'ye dönüşmektedir. Yani bu ek karşımıza ece olarak da çıksa gelecek zaman kipekidir. Ecek olarak da çıksa gelecek zaman kipekidir. Dikkat etmemiz gereken tek mevzu şu. Ecek eki aynı mış eki gibi sıfat fiil eki olarak kullanılabilen bir ektir. Dikkat edeceğiz hocam, sıfat fiil eki ise zaman bildirmeyecektir. E kipeki ise zaman bildirecektir. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın derken bak yine sıfat yapmış makber. Nasıl makber? Dar gelmeyecek makber derken buradakinin sıfat fiil eki olduğu çok belli. Burada yüklem ne hocam? Kassın burada yüklemimiz. Buralar yaşanılacak yerler değil derken yaşanılacak. Evet fiil gövdesine geldi. Sıfat fiil ekidir. Nasıl yer? Yaşanılacak yer. Bak yine sıfat yaptı. Lütfen gelecek zaman kipeki ile sıfat fiil ekini birbiriyle karıştırma. Şimdi gelelim geniş zaman ekimize. Sesimiz R, 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 ır, ir, ur, ür. Bak birçok farklı şekilde karşına çıkabilmekte. Bu ekte fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunu yani her zaman yapıldığını, tekrar edildiğini ifade etmekte. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem derken ağlamak, ağlarım. Bak burada güzel kardeşim R2 işte geniş zaman kipeki bu. Ağlatamam derken hocam burada nerede? Burada da var geniş zaman ama olumsuz şeklinde karşımıza çıkmış. Aslında bunu olumluya çevirdiğinizde ağlatırım olacaktı değil mi gençler? Bak olumlusunda varsa olumsuzunda da demek ki ekim düşmüş. Tamam düşebilir ama ağlatamam denildiğinde ben bu işi hiçbir zaman yapamam. Bak tüm geniş zamanın içerisini ifade etmekte. O zaman bu da geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Tek farkı olumsuz çekimidir. Hissederim derken hissetmek, hissederim. Şurada bakın geniş zaman. Söyleyemem derken ise şuradaki olumsuzluk ekinin içerisine gizlenmiş. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol derken. Şunu olumluya çevir, sallanır diyeceksin değil mi? Sallanır dediğinde ise burada geniş zaman kipekinin olduğunu göreceksin. Geniş zamanın olumsuzu dikkat edilmesi gereken bir çekimdir. Sallanmaz derken arkadaşlar şu olumsuzluk eki ya, şuradaki Z geniş zaman kipekinin format değiştirmiş halidir. Yani bu da geniş zaman kipekiyle çekimlenmiş bir fiildir. Bu ek sıfat fiil eki olarak da kullanılabilir. Aynı ecek gibi, miş gibi dikkat edeceğiz. Yine aynı şekilde sıfat fiil eki olarak kullanılmışsa ya sıfat yapacak ya atlaşmış sıfat ya da kalıcı bir isim oluşturmuş olacak. Benzer soruları daha önce cevaplamıştım derken soru. Nasıl soru? Benzer. Bak burada benzemekten benzer eki görüyorum hocam. R eki ama geniş zaman eki değil sıfat fiil eki. Seninki çekilir dert değil. Nasıl dert çekilir? Bak yine eki gördüm ama bu da bir sıfat fiil geniş zaman kip eki değil. Geniş zamanın olumsuz çekimine çok dikkat etmeliyiz dedim. Oradaki çekimleri size bir göstereyim arkadaşlar kafanız karışmasın. Gelirim derken gelmek fiili geniş zaman kip eki şahıs eki. Sen bunu olumsuz çekimleyeceksen gelmem şeklinde çekimleyeceksin. Yani şunu da görünce geniş zaman kipek ile çekimlenmiş bir fiil vardır. Bunu da görürsen geniş zaman kipek ile çekimlenmiş bir fiil vardır ancak olumsuz şekilde. Gelirsin, gelmezsin Z burada geniş zaman kipekinin yerine kullanılır. Gelir, gelmez. Geliriz, gelmeyiz şeklinde eksiz olarak karşımıza çıkar. Şu şahıs ekidir. Gelirsiniz, gelmezsiniz. Bak burada Z geniş zaman eki. Gelirler burada, gelmezler derken de ekim burada. Lütfen buna dikkat ediyorsunuz. Geniş zamanın olumsuzunun da fiil çekimlerinde kullanıldığını ve nasıl kullanıldığını inşallah halletmişizdir. Şimdi gelelim dilek kiplerine.
Bakın haber kiplerini anlattık, sıra dilek kiplerinde. 4 tane dilek kipimiz var. Dilek şart kipi, istek kipi, gereklilik kipi, emir kipi. Dilek şart kipi, SSA, istek kipi, EA, gereklilik kipi, meli, malı, emir kipinin ise arkadaşlar eksiz olduğunu göreceğiz biraz sonra. Dilek şart kipi fiile eklendiğinde hangi anlamı ifade eder? Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe, şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar. Ağlarsa anam ağlar derken bak şurada şart bildiriyor. İsterse veririz. Vermemizin şartı ne? İstemesi. Birer bardak daha çay içsek derken burada şart anlamı değil de dilek anlamı katmıştır cümleye. Evet şimdi gelelim istek kipine. Ekimiz AE idi. Fiil kök veya gövdesine gelerek istek anlamı katar. Arkadaşlar istek kip ekini cümlede görmek bazen zor olabilir. Çünkü kulağımızın aşina olduğu bir ek değildir. Bakın geleyim, geleyim derken şuradaki E. Gelesin, gele. Hocam hiç duymadım böyle bir ifade. Böyle çekim mi olur? Olur. Lütfen bunu kendi kendine tekrar et. Gel elim derken ekimiz burada. Gelesiniz. Bak istek kip eki, şahıs eki. Geleler derken istek kip eki, şahıs eki. Size bununla ilgili başka bir fiil daha çekimleyeyim arkadaşlar. Mesela koşmak fiili. Koşayım, koşasın, koşa. Koşalım, koşasınız, koşalar. Lütfen siz de bunun gibi fiil çekimleriyle istek kipini pekiştirin. Çünkü kulağın aşina olmadığı bir çekimdir. Yanılabilirsiniz. Aman dikkat edelim. Şimdi gelelim gereklilik kipi meli malıya. Arkadaşlar bu ek cümleye zorunluluk anlamı yani gereklilik anlamı da katabilir, olasılık anlamı da katabilir. Derse yetişmek için daha erken kalkmalısın derken burada cümleye fark etmişsinizdir zorunluluk anlamı katmış ya da gereklilik anlamı katmış. Karşıdan gelenler fabrikada çalışan işçiler olmalı derken ise burada da cümleye ihtimal ya da olasılık anlamını kattığını söyleyebiliriz. Emir kipi dediğimizde ise hiçbirimizin hoşlanmadığı bir kiptir. Hani hep deriz ya bana emir kipiyle konuşma. Fiil kök veya gövdesine gelerek ikinci ve onların aracılığıyla da üçüncü şahıslara emir verilmesini sağlayan ektir. Birinci şahısların emir çekimi yoktur. Yani ben kendime emir veremem, biz kendimize emir veremeyiz. İkinci tekil, üçüncü tekil, ikinci çoğul ve üçüncü çoğul şahısların ancak emir kipleri ve çekimleri vardır. Bakın ikinci şahısta emir kipinin çekimi eksizdir. Ek yok burada yani. Sen gel. Bitti. Yani sen gel şeklinde bir kelime gördüğünde hocam bu çekimli bir fiildir demelisin. Neyle çekimlenmiş? Emir kipiyle çekimlenmiş. Şahıs eki var mı? O da var hocam. Sen gel. O zaman arkadaşlar çekimli bir fiilse şu kelime tek başına yüklem olabilir. O gelsin derken sin eki. Siz gelin ya da kibar bir emir vermek istiyorsunuz siz geliniz. Onlar gelsinler derken sinler eki arkadaşlar emir kipinin çekimleri de. Evet şimdi gelelim şahıs eklerine arkadaşlar. Şahıs eki ne işe yarar? Fiili şahsa bağlayan, fiildeki işi, kılışı, hareketi yapanı, oluşa ve duruma sahip olanı bildiren eklerdir. Yani fiilde gerçekleştirilen işin kimin tarafından yapıldığını bildiren eke biz şahıs ekleri diyoruz. Arkadaşlar bu ekler kiplere göre farklılıklar gösterebilmekte. Ben 4 farklı kipte çekimini aldım size şahıs eklerinin. Bunlar yeterli. Buradan çıkarım yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela şimdiki zamanda geliyor şu birinci tekil şahıs ekidir. Geliyor sun üçüncü şahıslar arkadaşlar şöyle görebilirsiniz sadece emir kipinde şahıs eki alıyor diğer kiplerde şahıs eki almazlar. Geliyoruz birinci çoğul şahıs geliyorsunuz ikinci çoğul şahıs geliyorlar ise üçüncü çoğul şahıs. Bir de görülen geçmiş zamanda çekimleyelim geldim geldin geldi geldik geldiniz geldiler. Bak bu sefer başındaki ı gitti. Geldin derken ses değiştirdi. Burada sundu, burada ne oldu? Ama bunların değişmesi senin için çok bir ehemmiyet arz etmiyor. Sen şunun görülen geçmiş zaman kip eki olduğunu biliyorsan ondan sonra gelen her ek zaten şahıs eki olacaktır. Lütfen kafanı karıştırma. Bir de istek kipinde hani bunun çekimi biraz zordur ya. Gel-e-yim, gel-esin, gele, gelelim, gelesiniz, geleler. Şurada gördüğünüz e'ler istek kip eki, şurada yuvarlak için aldıklarım ise şahıs ekidir. Evet, emir kipine gelelim.
Emir Kipi'nin ikinci teki şahsında yoktu arkadaşlar şahıs hekimiz. O gelsin. Siz gelin ya da geliniz, bunlar şahıs ekidir. Onlar gelsinler derken işte burası şahıs ekleridir. Yani kip eklerinden sonra gelen eklere biz şahıs eki demekteyiz. Bir önceki videomda da bahsetmiştim isim çekim eklerini anlatırken. Soru ekini fiil çekim eklerinde de anlatmamız gerekmekte. Çünkü hem isimlere hem de fiillere gelebilen bir ektir. Arkadaşlar bu ek fiillere gelerek çoğunlukla cümleye soru anlamı katmaktadır. Aldık mı, gördün mü, okudun mu, geldin mi derken farkındaysanız kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Ancak mı'dan sonra ek getirilmesi gerekiyorsa o ekler mı'ya bitişik yazılmak zorunda. Soru anlamının dışında da anlamlar katarlar. Mesela seçenek sunabilir. Alır mı, almaz mı bilemem şeklinde ya da şart, koşul anlamı bildirebilirler. Buraya geldi mi tepesi atıyor. Yani tepesinin atmasının koşulu buraya gelmesiymiş. Zaman anlamı katabilir. Hava bulutlandı mı yola çıkın. Hava bulutlandığı zaman yola çıkın anlamında zaman anlamı katmış. Şaşırma, hayret, beklenmezlik bildirebilir. Bir de onu karşımda görmeyeyim mi şeklinde, bakın bir ünlem ifadesi olarak karşıma çıkmıştır mı eki. Evet, soru eki arkadaşlar önemli bir ektir. Soru anlamının dışında cümleye başka anlamlar da katabilir. Sadece soru anlamı kattığında cümlenin sonuna soru işareti koyarız. Diğer anlamlarda ise gerekli noktalama işaretini kullanırız. Şimdi geldik en güzel yere, ek fiil eklerine. Nasıl ki isim soylu sözcükler ek fiil alarak yüklem olabiliyor idiyseler, bir önceki videomuzun konusuydu, fiiller de ek fiil alarak birleşik çekimli hale gelirler. Yani fiillerin birleşik çekimli yapılmasını sağlayan şey ek fiildir. Hocam ek fiil nedir? İmektir ek fiil, imek fiili. İmek fiilinin 4 farklı çekimi vardır. Çalışmış idi derken şuradaki idi birinci çekimi, çalışmış ise bu ikinci çekimi, çalışmış okuyor imiş derken bu da üçüncü çekimi. İdi ise imiş. Arkadaşlar şuraya hemen kenara yazayım. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı vardır. Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı vardır. Şartı vardır ek fiilin ve ek fiilin geniş zaman çekimi vardır. Evet, dedik ya, birleşik çekim yapar, basit çekimli fiile gelir ve ondan birleşik çekimli fiil yapar. Basit çekimli fiil ne demektir? Hemen onu da kısaca anlatalım. Arkadaşlar eğer bir fiil bir kip ekiyle çekimlenmişse o fiil basit çekimli bir fiildir. Geliyor. Geliyor basit çekimli bir fiil. Çünkü bunun devamında başka bir kip eki daha görmüyoruz. Eğer basit çekimli bir fiile sen ek fiilin şurada gördüğün 3 halinden birini daha eklersen o zaman bu fiil birleşik çekimli hale gelir. Geliyor, idi. Bak şu an birleşik çekim yaptın. Çünkü bu fiili hem yor ekiyle hem de ek eylemin görülen geçmiş zamanıyla çekimledin. Demek ki bu birleşik çekimmiş. Buna bazı kaynaklar birleşik zaman der, birleşik çekim der. Ben ikisini de kullanıyorum ama birleşik çekim daha hoşuma gidiyor, bilginiz olsun. Evet, bizim dilimizde, güzel Türkçemizde 3 tane birleşik çekim var. Hikaye birleşik çekim, rivayet birleşik çekim ve şart birleşik çekim. Hikaye birleşik çekim ne demektir? Normal fiilin aldığı kip ekinden sonra ek fiilin görülen geçmiş zaman ekinin getirilmesi demektir. Çalışıyordu. Yani şunu getiriyorsan eğer kip ekinden sonra hikaye birleşik çekim. Çalışıyormuş derken ise arkadaşlar yordan sonra muş, yani ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanını getiriyorsan rivayet birleşik çekim yapmış olursun. Bengisu ders çalışıyorsa dersen ise yine kip ekinden sonra ek fiilin şartını getirirsen bu sefer de şart birleşik çekimli fiil oluşturmuş olursun. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Şimdiki zamanın hikayesi, şimdiki zamanın rivayeti, şimdiki zamanın şartı şeklinde bunu ifade ederiz. Çünkü sınavda soru kökü olarak karşımıza böyle de gelebilir. Son olarak bu birçok öğrencinin kafasını karıştıran bir konudur. Ders artık bitmiştir. Hocam burada bir kip eki var. Sonra da ek fiilin geniş zaman eki, hani dir ekiydi ya, bunu bir önceki videomuzda anlatmıştınız bize. Evet.
Öğrenilen geçmiş zamanki ekini almış. Sonra da ek fiilin geniş zamanını almış. O zaman ben buna da birleşik çekim diyeyim mi? Sakın ola böyle bir şey söyleme. Çünkü bizim dilimizde sadece 3 birleşik çekim var. Ek fiilin geniş zamanıyla yaptığımız herhangi bir birleşik çekim yok. Onun için bitmiştir gibi bir ifade basit çekimli bir fiildir. Buradaki tir ise cümleye kesinlik anlamı katmak için kullanılmış olan bir ektir. Evet sevgili gençler, fiil çekim eklerinde burada sona geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzun konusu yapım ekleri olacaktır. Sonra da nasip olursa sözcüğün yapısıyla ilgili, yani basitlik, türemişlik ve birleşiklikle ilgili inşallah mevzumuza dalacağız. Her biriniz Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.